Büyük bir bıkkınlık, hayal kırıklığı, yılgınlık bu şey yapılıyor yani. Dün Ahmet Şık çıktı bir konuşma yaptı mahkemenin önünde. Bravo bak Twitter'dan sallamak yerine Ahmet Şık kendi başına da geldiği için mahkeme ortamını biliyor, oradaki şeyi biliyor ve gitti oradan bir açıklama yaptı. Birkaç siyasetçi daha vardı. Kimi Özgür Özel daha sert yaptı şey yaptı. Ama Ahmet Çık'ın dediğinde bir noktanın altını gerçekten ben de imzamı atarım dedi ki ya dedi burada dedi daha kalabalık olsaydı bu meydan doldurulsaydı zaten yani bunlar bu kadar zayıf diye bu kadar karar alınmayabilirdi. En azından mahkemede bir etkisi olurdu. Bu insanlar sahipsiz bırakıldı. Sonra bir sürü yine yargılayacağız edeceğiz çok küfürler de etti de onlara pek girmiyorum yani şey olarak. Ama bence bu dediğinde haklıydı. Yani bugüne kadar mesela evet bazı milletvekili bak Enis Berberoğlu orada, Özgür Özel orada. Ee, kim var? Erkan Erkan Baş mı orada? O orada. Yanda başka hanımefendi, şimdi adını çıkartamadım. Ee, şeyler orada ama bunlar yerine mesela Ekrem İmamoğlu orada mı? Değil. Kemal Kılıçdaroğlu orada mı? Değil. Ee, Meral Akşener orada mı? Değil. Haydi Ahmet Davutoğlu gitmeyebilir. Belki orada ters tepki alırdı sen zamanında senin yüzünden ya da Ali Babacan'ın da ters tepki ters tepki gelebilirdi. E şimdi abi sen Twitter'dan istediğin kadar coş, istediğin kadar ağır laflar et, istediğin kadar şey yap. Mesele gerçekten oradaydı. Orada olmaktı. Bu konuda Ahmet Şık'a katılıyorum. Oldu mu, olunmadı. Ama şunu da söyleyeyim. Yani bu şöyle bir izlenim olabilir şimdi bazı tabii şimdi bunu AK Partililerle konuşuyorsun. Onlar da böyle bir ya diyorlar abi girdik bir şeye. Bu ne ne olacak yani bilmiyoruz işte. Herkes yukarıyı gösteriyor. Yani Osman Kavala ne yaptı bilmiyorum. Özel bir durum var. Anladığım kadarıyla ama ne olduğunu bilmiyorum. Ben çözemedim yani. Diğer yedisinin zaten bir şey yapmadığını biliyoruz da. Osman Kavala'ya bu kin, nefret, öfke nereden kaynaklanıyor? Yani Hani Kemal Kılıçdaroğlu'nda olsa anlarım. Muhalef lider bilmem ne ama Osman Kavala ya benim tanıdığım Osman Kavala dünyada gördüğüm en yumuşak insanlardan bir tanesi. Yani hani STK işine kafayı yormuş. Gerçekten insanlara yardım etmek için kafasını yoran bir adam. Hadi diyebiliriz ki ya AK Parti'nin bazı politikalarıyla ters düştü. Hadi diyebiliriz ki ya Selahattin Demirtaş'ı zamanda destekledi. Falan. Ama mesela sen Soros'tan iş yaptın, ee seni cezaevine atıyoruz. Çok anlamıyorum yani gerçekten. Ne olduğunu tam anlamıyorum ben. Ha sen şimdi diyeceksin ya o bilmem ne yapmış bak gireyim şuraya bir sürü öyle diyen var diyor. Ama o şey yapmış bilmem ne yapmış. Ne yapmış? Ne yapmış gerçekten? Ne yapmış bana bir söylesenize. KVK-ASELSAN ilişkisini inceliyor Anıl Tokun. Ya kardeşim müebbet vermişler. Ne alaka? KVK ASS'ın nası geçmiyor şu andaki davada. O casusluk davası gitti. Soros'un adamı. Soros'un adamı diye giriyorsan. Bak onun sonucu çok farklı bir yere gider. Yani Soros'ta kimler oturduğu zaman da yemek yedi, konuştu, görüştü meselesini. Yani belki yaşın genç. Bilmiyorsun belki de yani 20 yıl içinde kimler kimlerle beraber oldu onu bilmeyebilirsin yani hani Telefon dinlemesinden ne var açıkladılar mı? Telefon dinlemesinde bir şey yok. Bazı istasyonlarında buluşmuşlar. Beyoğlu'nda ofisi var. Oradan da işte şey geçmiş orada. Amerikalı bir adam geçmiş oradan aynı sırada. Bu kadar yani. Yani görüşme de yok yani. İnanılmaz bir karar ya. Komedi diyoruz ya komedi çok az buna yani. İlahi komedi 2022. Böyle bir şey koymamız lazım. Neresinden tutsanız elinizde kalan bir dava. Neresinden tutsanız. Bozulacak bu. Elinde sonunda bozulacak. Ha diyebilirsiniz ki yo bu hiç bozulmayacak. Bakın bizim ömrümüz yeter mi bilmiyorum. Benim ömrüm bu davanın bozulduğunu görmeye yeter mi? Ama şunu söylüyorum. Bu dava yüzde yüz bozulacak bak. Ama bir yıl sonra ama iki yıl sonra ama on yıl sonra. Bir gün biz bu davayı bu 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 yayında hatırlayın dersiniz ki Hemen ertesi gün çıktı dediler ki, bu dava %100 bozuyor. Ha şöyle diyebilirsiniz şimdi. Hadi bakalım gücü yeten yeter. tamam bak ömrüm yetmeyebilir. Bu ülke neler gördü abi. Bu ülke hain diye asılan başbakanların mezarından kaldırılıp kahraman ilan edilip anıt mezarlara götürüldüğü bir ülke. Bu ülke anayasaya asla bu adamı yargılayamazsın diye konulan komutanların son nefeslerini verirken rütbelerinin söküldüğünü gördü bu ülke. Bin yıl sürecek denilen bir e, postmodern bir şeyin söyleyenlerin cezaevinde, yaşlıklarında, cezaevlerinde duvarlara baktığını gördü bu ülke. Bunları görmese diyeceğim ki evet ya bu ülkede gerçekten hani bu ülkenin hala bir e, vicdanı var. Bu ülkede hala bir hukuk var. Hemen işlemiyor olabilir. Belki zaman zaman çok manipüle ediliyor olabilir. Zaman zaman... E, tamamen bir kişinin birkaç grubun şeyin yani bu kimse otorite Türkiye'de onun güdümü altına giriyor ama bu ülkede hala ben biraz bunu şeye benzetiyorum. Bir diş macunu şeyin düşünün sıkıyorsunuz modernizm çıkıyor oradan tamam mı? Yüzyıldır kurulmuş işte önümüzdeki yıl yüzüncü yılı kutlayacağız yani hep beraber. Sen şimdi istediğin kadar onu tüpün içine sokmaya çalış. Sokamazsın yani şeydi. Biraz bu bütün bu çabalar ona benziyor bence yani şeydi. Peki bütün bu fatura kime kesiliyor? Cumhurbaşkanı nerede ona kesiliyor tabii ki. Yani hani ben görüyorum, sen görüyorsun. Bunu ne bileyim İngiliz görmüyor mu? Amerikalı görmüyor mu? İtalyan görmüyor mu yani buradaki bütün bu komedi yani. İşte orada da zurna yine zırt diyor bak. Yani bir yandan diyorsun ki günlerdir şey hayali vardı abi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a e, Nobel Barış Ödülü verilecek. Bu bir paket arkadaşlar. Yani sadece ben e, şurada barışı ilan ettim. Çok iyi, çok başarılı bir dış politikan var. Ama içeride de böyle şeyler oluyor. Onları da halının altına iteriz. Biz kimseye de fark ettirmeyiz. Olmuyor ne yazık ki. Yani hem o hem bu olmuyor. Yani ya ikisi oluyor, ya hiçbiri olmuyor. Yani buradaki bu hata buradaki bütün bu başarıyı silip götürüyor. Geriye kal kalıyor. Tek bir kelime. O yüzden hani. bakmayın yine de şu anda bir tepki var bir şey var hani e, şö, şunu diyebiliriz ki bu karar aslında dağınık olan muhalefeti çok iyi konsolide etti bak yani hani muhalefet biraz çünkü şeydi ya bu altılı masadan da bir şey çıkmadı ya acaba hani insanların kafasında şöyle bir şey ya abi Ukrayna'da da işler bak Erdoğan iyi işler başardı ekonomide de acaba bir böyle bir hamle yapsa falan diye düşünenler insanlar için şu anda herkes şöyle oldu. Abi bak bana mesaj atıyor. Bak sen o kadar övdün diyor dış politikayı. Ne oldu diyor mesela. Ben de susuyorum böyle diyorum. Haklısın valla. Ne diyeyim? Çünkü ben övüyordum biliyorsunuz yani. Gerçekten de övülecek işler yaptık Türkiye işte. İsrail'le barıştı yani. Düne kadar eleştirdiğimiz her şey şey oldu. Ama yani şimdi <laughs> birkaç böyle böyle şey muhalif arkadaşım var. Eee bak ne oldu? O kadar övdün diyor. Öyle ben önüme bakıyorum haklısın. Vallahi ne diyeyim ya yani. ben savunacak bir şey Troll olsam diyeceğim bir dakika abicim hukuk var, bilmem ne var." Baktım dün bir şöyle bir haber kanallarını gezdim. Ya yani en böyle koşulsuz AK Parti yani ölesiye savunan isimler bile yani çok tabii artık bir bir kısmı çok pesbaya artık adamlar hani bir saygınlığı yok, bir şey yok. Artık her şeyi savunuyorlar da bir kısmı hani yine diyorsun ki "AK Parti'yi destekliyor." ki. Okay. onlar için bile kelimeler bitmiş cümleler bitmiş. Öyle şey yapıyorlar hani. Diyorum ya yani şu muhalefeti çok iyi konsolide etti. Artık o hakim kendi şeyinden mi yaptı? Yukarıdan bir telefon mu geldi? Nasıl bir şey oldu bilmiyorum ama muhalefet şöyle bir kafası karışmıştı ya acaba hani başka bir şey olabilir mi? Hani ya acaba bu altılı masadan bir şey çıkmayacak falan diyordu ki Bak New York Times diyor ki Türk hayırsever protestolar nedeniyle suçlu bulundu. Müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Uluslararası Af Örgütü Avrupa Direktörü Nils Melzer. Bugün inanılmaz boyutta bir adli komedi gördük. The Guardian. Hayırsever Gezi Protestosu Park Protestosu'na ilişkin adalet komedisinde müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ya biz bunları Ergenekon'da hani acı acı gülüyorduk ya. Böyle şey olur mu kardeşim diyorduk. Ama aradan geçiyor bir şey. Demek ki insanlar hiç ders çıkartmıyor diyeyim. içimden geçen başka bir cümle de bu oldu. Adamlar demek ki hiç bütün bu şeyleri yaşadık. Suçsuz yere insanlar o kadar yıl ceza yattılar. Wall Street Journal ne demiş? Erdoğan muhalifine müebbet hapis cezası. Karar büyük ihtimalle Batı ile ilişkileri kötü etkileyecek. Ben gerçekten bazen düşünüyorum. Bazen diyoruz ki ya bu atılan adımların hepsinin arkasında bir şey var. Bilmem ne var. Ya bu kadar olumlu bir imaj çizilmişken. Hadi abi 4 yıl 5 yıl yattı bir adam suçsuz yere. Ve ver de ki 10 yıl verdim. Zaten yattığından düştüm. Hadi eyvallah. Sen sağ ben selamet. Bak yepyeni bir Türkiye'ye doğru gidiyoruz. Yeni bir Türkiye. 2023 seçimlerinde başka bir Türkiye olacak. Demek ki hiç ya umurlarında değil ya da biz farklı bir açıdan bakıyoruz. Ben çok iyimserim. Belki de benim aptallık derecesinde iyimserim yani hani. Amerika, Almanya. Almanya Dışişleri Bakanı demiş ki Türkiye'nin Arpa Konseyi üyesi ve Avrupa Birliği'ne aday ülke olarak kabul ettiği hukuk devleti standartları ve uluslararası hükümlükleri kökten tezat oluşturduğunu dile getirmiş.